Amerikan borsalarında tuhaflıklar bitmez. Dünkü yaşanan ama hepsinin üzerinde. Donald Trump'ın dün halka açtığı medya firmasının cirosu yıllık 3,5 milyon dolar. Zarar yıllık 40 milyon dolar. Şirketin değeri 7,8 milyar dolar. 3,5 milyon dolar ciro yapan bir şirket 7,8 milyar dolar eder mi? Elbette etmez ama işin içine Donald Trump gelince edebilir. Son zamanlarda Amerikan yargısıyla başı dertte olan Trump yine dün şapkasından adeta bir tavşan çıkarttı ve muazzam bir halka açılış gerçekleştirdi. Şirketin değeri artmaya da devam ediyor. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Borsa açılmadan önce de değer artışı daha etmekte. Peki ne oluyor? Bu şirket nedir? Trump bunu neden halka açtı? Neden böyle astronomik değerlere oluştu? Çok ilginizi çekecek. Asla yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Zaten ben Trump şirketlerine yatırım yapmam ama hikaye çok güzel. Hazırsanız başlıyoruz. Hikayeyi biraz başa almamız gerekiyor. Son seçimlerde Trump kaybetmişti Amerika'da. Daha sonra taraftarları Beyaz Saray'a yürüdüler. O meşhur Beyaz Saray baskını gerçekleşti. Bunun üzerine çok dışlandı Amerika'da Trump. Sosyal medyanın tamamı yasaklandı kendisine. Gerçi şu anda Twitter açıldı ama oraya da geri dönmüyor. Ve sosyal medya yasaklanınca başka çare bulamadı. Kendi sosyal medyasını yarattı. Truth Social. Yani gerçeklerin sosyal medyası gibi bir ismi var. Ekranda da şu anda görüyorsunuz. 2022'de şirketi halka açmaya karar verdi. Şirketin finansal tabloları ve muhasebe standartları henüz halka açılmaya uygun olmadığı için bir spec anlaşmasına gitti. Spec'ler Amerika'da özel yapılı şirketler adeta sırtlıyorlar. Bizim Donald Trump'ın şirketleri gibi işletmeleri ve onları halka açıyorlar. Bir süre sonra da bu iki şirket birleşiyor. İşte dün itibariyle bu birleşme gerçekleşti ve kendi borsa kısaltması olan DJT'yi aldı Trump'ın medya şirketi. Daha öncesinde DWAC ile işlem görüyordu. Yılbaşından beri ise %200'e yakın yükselmişti. Dün bu birleşme sonra Orasında kendi kısaltmasını alınca artık resmi Trump şirketi haline geldi ve ise gün içerisinde %40 kadar yukarı doğru fırladı. O kadar hızlı yukarı doğru gitti ki devre kes gerçekleşti aşırı volatiliteden dolayı. Daha sonra biraz yavaşladı ise ve günü %16'lık yükselişte kapattı. Kapanışta şirketin piyasa değeri 7.8 milyar dolardı. Sadece 3.5 milyon dolar ciro yapan, hayatı boyunca hiç para kazanmamış, muhtemelen de hiç kazanamayacak olan, nereden biliyoruz? Truth Social'ın toplam 3 milyon abonesi var. Twitter'da 500 milyon abone var. Twitter henüz para kazanmıyor. Çok benziyor bu iki yapı birbirine. Zaten Donald Trump'ın da buradan para kazanmaya da muhtemelen niyet yok. Ama buna rağmen şirket böyle muazzam bir değerlemeye ulaştı. Peki ne oldu da böyle bir değerlemeye ulaştı? İşin içerisinde ciddi spekülasyon olduğu belli. Bir kısmı siyasi spekülasyon. Trump taraftarları oraya geliyorlar ve Trump'a destek oluyorlar. Amerika'da seçim yardımlarında belli sınırlamalar var. İşte burada vatandaş o sınırlamayı aşmanın yolunu bulmuş durumda. Çünkü şirketin ana hissedarı Trump ve değeri yükseldikçe Trump da zenginleşiyor. İkinci bir kitle tabii ağır spekülatörler. Onlar hisse yukarı daha biraz daha gidebilirler. Biz de içinde olalım. Daha sonra daha yüksek fiyattan başkasına satarız diyorlar. Üçüncü bir kitle de short sellerlar. Yani hisseyi açığa satanlar. Buna ilk günden itibaren hissenin hep düşeceğine inandılar ve açığa satıyorlar hisse hisseyi. Ne demek açığa satmak? Gidiyorsun birisinden hisse senedini ödünç alıyorsun tabii faiziyle. Kimse bedavaya vermiyor ve piyasada satıyorsun. Sonra hisse daha da düşmeye devam ederse aşağıdan tekrar hisseyi geri alıyorsun. Sahibine veriyorsun. Oradaki para da senin kârın oluyor. Ama hisse sen açığa sattıktan sonra hızla yükselmeye başlarsa yanıyorsun. Neden? Çünkü ödünç aldığın hisseyi geri vermen gerekiyor. Hisse öyle bir yükseliyor ki senin ödünç aldığın fiyatın bile üzerine gidiyor. Panik yapıyorsun sen de hisseye giriyorsun. Bu şekilde açığa satanlar bir süre sonra aslında yükselişin yakıtı haline geliyorlar buna İngilizce'de Short Squeezing diyorlar. Yani açığa satanların canını çıkartmak olarak çevirebiliriz. Trump taraftarları 3 milyon kişi True Social'da organize oluyorlar ve açığa satanları mahvedeceğiz diyorlar. Açığa satanlar arttıkça onlar da hisse senin fiyatını yükseltiyor. Açığa satanlar da böylece rally'e katılıyorlar. İşte bu da hisseyi spekülatif bir şekilde yukarı doğru yükseltiyor. Daha evvel benzer şeyler GameStop'ta ve AMC'de yaşanmıştı. GameStop'ta bu Short Squeezing o boyuta gelmişti ki hisseyi açığa satan hedge fundlar batmıştı. Hatta bunun bile sinema filmi var. Bu işi bireysel yatırımcı nasıl organize edip koca hedge fund'ı batırdıklarına dair. Hissenin yükselişin sebebi bu ama çok tehlikeli bir hisse senedi tabii. Neden? Trump zaten %58 ortağı bunun. Kendi hisselerini bir gün satabilir. Onunla ilgili bazı sınırlamalar var. Biraz sonra geleceğiz. Ama aşmanın yolu her zaman olabilir. E, o büyüklükte bir hisse satışı olursa tabii ki hissenin fiyatı aşağı doğru gidecektir. Hiç kar etmeyen bir şirket bu. Muhtemelen hiç zaman kar etmeyecek. Ve bir yandan da Trump bir gün o sosyal medyadan sıkılıp Twitter'a gidebilir. Daha fazla insan var diye. Unutmayın. Bir de Trump seçimlere hazırlanıyor başkan adayı. E, Twitter'da ulaşacak kitle tabii çok daha büyük. O da yine ne yapabilir? Bu şirketi perişan edebilir. Öte yandan dünkü bu başarılı halka açılış Trump'a ilaç gibi geldi. Trump'ın Amerika'da başı çok dertte. Aleyhinde 3500 dava var şu anda. Ve bu davaların ciddi bir bölümü maddi yükü olan davalar. Nitekim iki hafta önce New York'ta bir davayı kaybetti. Ve hakim Trump'ın borç aldığı 480 milyon doları geri ödemesini istedi. Bono'yu geri ödemesi çünkü arkasındaki teminatlar gerçek değiller, doğru değiller dedi. Büyük büyük panik yaşadı Trump çünkü öyle bir nakiti yok ve bunu geriye ödememe durumunda New York'taki bütün mal varlıkları el konulabilirdi ki ağırlıklı olarak Trump'ın mal varlıkları orada işte binaları var meşhur. Bundan dolayı paniğe kapılmıştı. Sonra bir üst mahkeme 170 milyon dolara indirdi bu cezayı ve 10 günde süre tanıdı. İşte o sırada bu halka açılma gerçekleşti. Halka açılma sonunda eğer bugünkü değerini şirket koruyabilirse Trump dünyadaki en zengin 500 insan arasına katılmış durumda. Çünkü halka açılmadan ona düşen pay 4.6 milyar dolar civarında. Daha önceki servetiyle beraber 6 milyar dolarlık bir servete ulaşıyor. Ama henüz bu halka açılmanın değeri kendisine tabii ki yansımamış durumda. 6 ay kadar hisseleri satamıyor. Gerçi bu açmanın bir yolu var. Yönetim kurulundan ve genel kuruldan feragatname çıkarabilir. O zaman hisseleri kolayca satar. Bunun tabii riski şöyle. Hisse çok sert aşağı düşecektir bu kadar büyük bir hisse satışında. Bir de bazı başka küçük yatırımcılar davalar açabilir. Gerçi Trump davadan korkan bir adam değil gördüğünüz gibi. 7.8 milyar dolarlık değerleme ne anlama geliyor derseniz New York Times'la karşılaştırmak iyi olabilir. New York Times'la aşağı değerlemesi aynı boyutlarda. Fakat Truth Social'ın 3 milyon dolar cirosuna karşın New York Times 1.7 milyar dolar ciro yapıyor. Truth Social'ın 40 milyon dolar zararına karşın New York Times'ın 120 milyon doların üzerinde karı var. Ki başka sosyal medya şirketlerine de bakmak mümkün. Yakın zamanda Reddit halka açıldı. Reddit'in 400 milyon üzerinde kullanıcısı var. Cirosu vesaire çok daha yüksek. Bu arada dilerseniz Reddit trade'lerinizi Quantfair'de yapabilirsiniz. Quantfair'de de açıldığı işleme. Reddit böyle çok hareketli bir ise şu anda. Nispeten küçük ve tam bir meme hissesine döndü. Yani üzerine çok şu anda spekülasyon var. Quantfury'ü ben de trade ediyorum. Quantfury'ü tamamen masrafsız olarak trade edebiliyorsunuz. isterseniz pek tavsiye etmem ama kardeşli da işlem yapabiliyorsunuz. Bu tip çok hareketli hisselerde güzel bir sonuçlar alabiliyorum Quantfury'de. Quantfury bu arada benim sponsorum. İş de var. Onu da söylememde büyük yarar görüyorum. Eğer siz de işlem yapmak isterseniz linki aşağıda ücretsiz olarak orada Reddit'i alıp satabilirsiniz. Belki yakında Donald Trump'ın hissesi de orada açılır. Onu da görmek lazım. Hissenin şu anda yükselişinde momentum trading de etkisi var. Bazı büyük fondların algoritmaları böyle hızlı yükselişlere katılıyor ama bir süre sonra aynı algoritmalar satışa da geçebiliyorlar. Bundan dolayı Trump'ın hissesinin ne yapacağını öngörmek bir hayli zor. Bir de Trump'ın siyasi olarak da Amerika'nın başkan adayı olduğunu düşündüğümüzde hakikaten bizi ilginç günler bekliyor diyebiliriz. Evet bu kısa hikaye umarım ilginizi çekmiştir. Sevgiyle saygıyla kalın.